Bir gelir misiniz? Gitmek zorunda mıyız? Gitmek zorunda mıyız? Az gelsene bir ya. Mehmet'im istemiyorum. Aşk gel yanıma gel. Bak bunları buradan alın. Ben gitmek istemiyorum. Gel yanıma gel. Gel. Ha bırak bırak otursun bırak. Evet. Ben de arkadaşlar. Ama Gözde gelsin. Gözde'yi de bir çağırır mısın? Merve Gözde'yi bir çağırır mısın? Gelmek istemiyor Gözde. Gelmesin. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Gamze oradan çekil. Evet. Şunu anladım. Benim için aşkın daha önce geldiğini onu görünce anladım tekrar. Herkesten özür diliyorum bunun için. Ama pişman değilim. Bunu yaptım. Sonuna kadar da arkasındayım yaptığımı. Evleneceğiz en kısa zamanda. Sizlere de gelmek isteyen arkadaşlar olursa davet gönderirim. Ne olursa olsun. Neden bir başka kızın duygularıyla oynuyorsun? Eğer Serap'ı seviyorsan... Hayır tamam bak şu olay... Ben, tamam evet, o, eğer Serap'ı seviyorsan neden bir başka kızın duygularıyla oynuyorsun? Midem, evet. Serap onu, nasıl müsaade ediyor tekrar, senin bu evde hala olabilmene? Onu tekrar görene kadar... Onu tekrar gördükten sonra değişti kararları. Ha yoktu siz yani. Zaten bugün mü başladınız canım hayır, ya? Onu tekrar gördükten söyledi sonra... Söyledi çocuklar. Onu tekrar gördükten sonra değişti benim fikirlerim. İki kararlar. Kadınla birden oynadığının farkında mısın kimseyle sen? Kimseyle oynadığım yok. Onunla görüşmüyorduk Didem. Öyle mi? Evet. Çocuklar öyle söylemedi ama iki hafta tekrar, önce tekrar, arabayla aldıkları tekrar, söyledi. Tekrar söylüyorum. Tamam işte kavga etmiştik biz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Haklısınızdır da belki. Ama... Ben şunu sormak istiyorum Berk Berker. Dışarıda bu olay devam ediyor muydu Gözde varken? Hayır öyle bir şey mümkün olabilir. Dışarıda ama hayatında biri varken... Ama erkekler evinde böyle söylenmiyor. Dışarıda hayatında biri varken burada başkasıyla bir şeyler yaşayamaz. İşte biz de ona söylüyoruz ya dışarıda, ama şimdi de Serap diyor ki biz kavgayı da kandırdın onu da kandırdın. Onunla kandırdı. Konuşmuyorduk. Dışarıda biz bu, bak biz biri bu filmi varken, seyrettik azalda Semih'te biliyor dışarıda, musun? Dışarıda biri varken ben demin az önce aynı filmi izledim. Sen iki gün önce de inan, o kızın elini tutup inan, buradan çıkarttın. Herkes inan, seni alkışladı. Evet, şimdi aynı şeyi evet, Serap'a yapıyorsun. Evet Didem. Çünkü onu gördükten sonra benim kararım. Bir başka kadın içinde Serap'ı kandırıp gideceksin. Asla. Aynı şeyi böyle bir şey olmayacak. Bunu yapan ona da yapar. Bak, asla. Nasıl öyle böyle bir en, şey olmuyor Serap? Nasıl güveniyorum? Güveniyorum çünkü. Nasıl öyle bir kadın ya? Yaşadıklarım var Didem. Bizi bütün yaşadıklarına inandırdı bu adam biliyor musun? Bizi resmen kullandı bu evde. En yakın zamanda biz evleneceğiz Didem. En yakın zamanda. Hepimiz arkanda durduk senin. Ya senin evlenip evlenmedi. Şey tamam, siz de istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Berker, sen bu kız için demedin mi? Size haklısınız da. Sen bu kız için demedin mi? Sadece benim için önemli bir insan ifşası çıktığında. Evet, görüştük. Sadece takıldığım bir kızdı dedi. Öyleydi, evet. Küçümsedim burada. Kimseyi bu kızın küçümsemek değil. O ona gelince kimler benim dostum? Yayınlandı. Senin burada dostun falan yok. Kimseyi tabii ki de olamaz. Tabii ki de olamaz. Ya bir dakika, ben şunu soracağım ya. İstediğinizi söyleyebilirsiniz bana. Bak, bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bak, sen benim hatırım değilsin. Tamam, bak senin tartışma tamam. Bir dakika, benim sormak istediğim şu, evet. Sen demin dedin ya hani o dışarıda buluşmanızda kavga etmiştiniz diye. Demek ki konuştuğunuz bir durum vardı ki kavga ettiğiniz biz, zaman heh. Sizi birleştirme gereğinde bulundu. Evet konuşuyorduk, görüşmedik Gözde, uzun bir süre. Herkes için ağladı senin yanında evet, ya bu çünkü, kadın. Çünkü, arkada dışarıda göçtüm biliyorum üzüldü. Bak onun yanında evet, başka bir erkek var. Arkada için ağladı, beni, üzüldü, sustun. Bak şunu biliyorum. Tanımıyorum dedi, gözün içine baka baka kızı tanımıyorum dedi. Deseydin ya Mert Çeşim bu eve gelip ben Serap'ı seviyorum. Çünkü o benden nefret ediyordu. Çünkü onu bu evde görmek istiyorum deseydin insanlar sana inanırdı. Anladın mı? Ben evet onu unutmaya şimdi bu saatten sonra sevgi aşk taklidi yapma. İnan. Bir ay sonra görürsün ya da en kısa zamanda düğünümüze gelirsen. İnşallah öyledir. Öyle olacak. İnşallah öyledir. Öyle olacak. İnşallah öyledir. Ama öyle olmadığı belli Serap. İnşallah niye belli ya? Çünkü bak birilerini tamam. Üzüp yaptığınız şeyde kendiniz mutlu olmayacaksınız. İnan tamam. Ya burada en çok belli. Sen de benim canım sıkma sıkma deyip sen burada herkesin canını sıkıyorsun. Didem. Didem. Bak gider ayarak. Bazı kişileri unutmak için birçok hani denemede şu an bak nasıl Adnan'la mutlusun ama ondan önce hiçbirini unutmak için biriyle sevgili olmadı mı? Hayır ben kimseyi unutmak için kimseyle olmadım. Bravo canımı sıkma sıkma deyip herkesin canını sıkıp öyle gidiyorsun bu evden bravo. Adını yazdığınız zaman ikisinin adı yan yana çıkacak biliyor musun? Çıkıyor. İster senelerce bir ilişki yaşamasa bile Berker ve Gözde yazdığı zaman çıkacak. Evet. Bir il artık o kişiyle anılıyorsun. Bak Barış da her ne kadar anılmak istemiyorum desen de çıkacak. Gamze hala fan sayfaları. Barış çıkacak. Bir sürü fan. Sizin ilişkiniz bitse bile bak bitse sene geçsin üzerinden
fan sayfalarınız hala olacak. Bizim bir ilişkimiz olmadı. Dolayısıyla, dolayısıyla anılıyorsun. O kişi, o yüzden seçtiğin kişi çok önemli. Kötü oldum ben. Yaşamaktan da çok korkuyorum. Hayal kırıklığı en korktuğum şey demiştin. Düşünsene. Evet. Yaşadım. Yo, ben kesin diskalifi olurdum herhalde. Yani bir şey... İşte bana yakışmaz ama. Çok belli bir raddeye gelmediniz. Hani evet, onun avantajı başında var şu an. Ben şu raddede öyle bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Yüzükten sonra falan bir de. 5 ay geçmiş. Çok ben perişan olurdum herhalde. Ya nasıl atlatırdım bilmiyorum. Düşünseniz o psikolojiyi. Ama kaldıramayabilirdim yani o gördüğüm. Didem kim kaldırabilir? Hangi kadın bunu yapabileceğine ya inanmıyorum. Adnan çünkü evet, öyle bir insan değil yani. Sevgisine sadık birisi. Evet. Şu anda o yüzden merhametsiz, vicdansız insan yapar bunu zaten ancak. O yüzden şanslı olan bir adam yapamaz yani. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse.